Arkadaşlar, arkamda müthiş bir rengiyle beraber yeni Peugeot Rifter bulunuyor. Sizlerle beraber arkadaşlar bugün Peugeot Rifter GT'yi inceleyeceğiz. Bu araç aslında ağır bir makyaj yemiş durumda. İçeride detaylarda değişiklikler var. Dijital göstergesi değişti. Ayrıca multimedyamız değişti. Bunları sizlere göstereceğim. Dışarıda da güzel değişiklikler var. Özellikle de bu güzel lansman rengiyle beraber Peugeot Rifter çok güzel duruyor. Sizlerle beraber bu güzel aracı inceleyeceğiz. Detaylarına bakacağız, performansına bakacağız. Ama aslına bakarsanız motor şanzıman ikisi değişmiş durumda değil. O yüzden benzer performanslar alacağımızı düşünüyorum. Sizlere güzel bir şekilde bu aracı anlatmaya çalışacağım. Umarım beğeneceğiniz video olur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Her zamanki gibi anahtarımıza başlıyoruz. Peugeot Rifter'ın anahtarında herhangi bir değişim bulunmuyor. Gördüğünüz üzere yeni amblemiyle beraber Rifter'ın anahtarı karşınıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, yenilenen Peugeot Rifter. Şimdi şunu söyleyeyim sizlere önce. Rengi çok güzel. Peugeot'un yeni 308'lerini gördüğünüz renginden. Aslında benzer bir renkler. Olive diye geçiyor. Geceleri bu araba böyle siyah görünecektir. Sizler beğendiniz mi bilmiyorum. Rengi hakkında yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Ön tarafta gördüğünüz üzere makyaj bulunuyor. Aslında yan taraftan bu aracın bir makyaj olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü kapılarımız, işte aynalarımız bunlar değişmiş durumda değiller. Tavanımız aynı şekilde yine cam tavan tercih edilmiş. Yanında bir GT logomuz var. Bu aslında arabanın en dolu paket olduğunu gösteren detaylardan biri. Burada ön tarafta LED farlarımız geliyor. LED farların üzerinde yine böyle güzel aslan pençesinin küçük bir formu halinde gündüz ledlerimiz var. Bunlar sinyal olarak da kullanılıyor. Ön panjurumuz gördüğünüz üzere tamamen kapalı formda. Yine güzel bir piyano bilek kullanılmış. Peugeot logomuz elbette ki yeni logomuz. Bu tarafta park sensörleri var. Ayrıca park sensörleri de yan tarafa da arkadaşlar görebiliyor. Sürerken şunu söyleyeyim, sizlere çok güzel hissettiriyor. Yani bir SUV sürüyormuş kadar rahatsınız. GoPro POV yaptığımda onu çok net bir şekilde hissedeceksiniz. Ön tarafta ayrıca arkadaşlar bu arabanın standart paketinde gelen, yani bir GT aldığınızda, yani 1 milyon 400 bin lira ödediğinizde şu ön tarafta gördüğünüz sensör de geliyor. Bu sensör sayesinde adaptif cruise kontrol, çarpışma önleyici, bunlara kavuşabiliyorsunuz. Yan tarafa geçtiğinizde burada jantlarımıza hemen beraber bakalım. Goodyear'larla gelmiş. Efficiency Grip 2'ler. Aa bakın, aslında lastik sizlere bu araba hakkında biraz daha izlenim veriyor. Gördünüz mü? SUV lastiği. 215-60R17 ebatlarında bir lastiğe sahibiz. Bu arabanın konforunu ve yalıtımını çok merak ediyorum. Önceki versiyonu kullanmıştım. Önceki versiyon buralardan, aslında tüm ticariler buralardan rüzgar sesi alır. Bakalım bu araba alacak mı? Beraber onu da görmüş olacağız. Yan bölümlerde korumalar kullanılmış. Bu biraz daha SUV formu vermek için yapılıyor. Arka stoplara geldiğinizde ise çok büyük bir değişim göremeyeceksiniz arka tarafta. Ama amblemimiz kaldırılmış. Bu amblemin kaldırılmasıyla beraber arkaya Peugeot yazısı ve Rifter yazısı gelmiş. Bu da çok güzel durmuş. Yani bence bir yenilik katmış bu da. Ama stopların değişmesini, özellikle LED olmasını, farklı tasarımlara bürünmesini isterdim. Hani form aynı kalır genelde bu tarz araçlarda ama iç dizaynını biraz daha farklı yapabilirlerdi. Tasarım hakkında yorumları sizlere bırakıyorum. Arkadaşlar gelin her araçta baktığımız gibi şöyle alt bölüme eğilelim ve aracın süspansiyon sistemine bakalım. Bu araçların süspansiyon önemli. Arkada şöyle bir torsiyon var. Torsiyon normal karşılıyorum ama bakın yaylı bir sistem var gördüğünüz üzere. Bakalım bu aracın konforu nasıl? Bu arada zaten aracımız 50 km'de daha iyi değil. O yüzden alt tarafın temizliğini görüyor musunuz? Her yer parlıyor. Alt tarafa eğilmişken şöyle kameramızı da gösterelim. Kameramızın kalitesi artmış. Şimdi sizlere bahsetmiştim ya kamera kalitesi arttı diye. Şöyle bakabilirsiniz sizler de. 720 piksel olarak adlandırılıyor bu. Ve şu güzel özellik var. Şimdi kamera geniş açılı olduğu için kenarları da kaydediyor Peugeot'lar. Aslında daha önce görmüşsünüzdür illaki. Yan taraflarında size ne olduğunu yanaşırken göstermiş oluyor bu sayede. Bakın şöyle geldikçe kamera yüklüyor. Ama yani yazılım o kadar güzel ki indiğinizde çizgilerin arasındaki mesafenin birebir aynı olduğunu zaten görüyorsunuz. Yamuk fark etmişim mesela. Biraz daha şu kafasını şöyle yapacağım. Evet bak. Şimdi toparladık arabayı. Arkayı zaten sıfırlıyoruz. Ve gelin ben size şöyle göstereyim bakın çizgisini. Şuradaki çizgiyi dikkat edin. Aracı parka aldım. El frenini çektik. Bu arada kapıyı açtığınızda da şöyle bir durum var. Onu da göstereyim sizlere. Diyelim ki aracı D'de unuttunuz. Kapıyı açıyorsunuz. İzleyin. Anında P'yi alıyor. Sizleri hemen koruyor. Bakın. Gördünüz mü? Çizgi buradaki mesafeyle aynı ama kapıyı açtığım için şu anda görüntü iptal etti. Şöyle aslında Peugeot grubunun, yani PSA grubunun en güzel özelliklerinden biri de şu. Elinizi geliyorsunuz. Burada bakın arıyorsunuz. Hop bir bölüm var. Bastığınız anda camınız şöyle ayrıca bagajdan ayrı bir şekilde kalkıyor. Ve ayrıca burada bakın uçaklarda gördüğünüz o gözlere benzer bir göze sahip oluyorsun. Güzel bir hissiyatı sahip. İçi tamamen böyle ses yapmayacak materyallerden kaplanmış. Ayrıca içeriden dolaşabiliyorsunuz bakın. Şöyle. Pazarda alışverişini yaptıktan sonra bagajı hiç kaldırmaya uğraşmadan malzemelerinizi bu bölüme koyabilirsiniz. Bunun dışında bagajı da kaldırabilirsiniz. Aslında bunu görmek istiyordum. Arkadaşlar bu açıkken bagajı kaldırmıyor. Bakın şu anda basmama rağmen
kaldırmıyor. Bakalım şimdi kapatalım. Evet. Hop. Bagaj açtı, gördünüz mü? Bunu merak ediyordum. Bu bölüme baktığınızda güzel bir bagaj açımız var. Ticari olarak düşündüğünüzde buraya rahat bir şekilde paletinizi, eşyalarınızı koyabilir, yüklerinizi taşıyabilirsiniz. Ayrıca Avrupalılar buna ticari dışında da bakıyorlar. 7 kişilik versiyonları var. Bakın onlar için de arka bölümde oturanlara bardaklık bölümleri bırakılmış. 12 kol çıkışlarınız da var. Cam tavanınızı zaten görüyorsunuz. Birazdan sizlere göstereceğim o bölgeyi de. Bölümde gördüğünüz üzere plastik kalmış ama yumuşak plastik. Yani esneyebiliyor. Evet, bu şekilde. Gelin kapatalım bagajı. Bagajımızda herhangi bir vakum var mı? Beraber bakalım. Yok. Arka bölümden de anlaşılırım bu şekildeydi. Yan tarafa geldiğinizde tabii ki arkadaşlar bu araçlarda arka camlar açılıyor. Arka camları rahatça kullanabiliyorsunuz. Ön koltuğumu kendime göre bir ayarlayayım. Arkadaşlar koltuklarımız gördüğünüz üzere şöyle delikli. Yumuşak hissettiriyor. Aslında biraz Citroen'in koltuklarına benziyor, biliyor musunuz? Citroen de buna benzer koltuklar kullanır. Üçü de ayrı koltuklar bu arada. Arkaya oturduğunuzda havalandırma kontrollerini görüyorsunuz. Arka bölüm için ayrıca alt tarafta USB çıkışı var. Type-C değil. Şöyle hemen yemek yemeniz için bir bölümümüz var. Bu biraz daha sert olabilirdi. Çünkü ağırlık koyduğunuzda çökebilir. Ama bardakla herhangi bir içecek koyduğunuzda problem yaratmayacaktır. Koltuğumun yapısını atmak istiyorum. Dilerseniz bu orta bölümü indirip işte 4 kişiyle beraber seyahat edebilirsiniz rahat rahat bir şekilde. Ama koltuğumu bir tık daha dik, biraz daha böyle yatık olmasını isterdim. Genelde ticari araçlar bu şekildedir. Arka bölümlerde bakın aydınlatmalar var. Orta bölüm büyük bir göz, eşya gözü. Ben bunun aslında yerine tamamen cam tavanı rahat görmeyi tercih ederdim. Ama Peugeot, işte Citroen grubu, PSA grubu bunu tercih ediyor. Bunu tabii ki amacı da istediğiniz ürünlere atabiliyorsunuz. Cam tavanımızın bu arada perdesi de bulunuyor. Kapımızı kapattığımızda cam kumandalarını buradan kontrol edebiliyoruz. Cam kumandası bu arada arkadaşlar farklı çalışıyor. Normalde bastırdığınızda iner ya, bu bastırdığınızda kalkıyor. PSA grubunda bu şekilde. Şöyle gördüğünüz üzere çektiğinizde indi, bastığınızda kalktı. O büyük ihtimalle konumundan dolayı böyle tercih etmişler. Tek tuşla inip tek tuşla kalkabiliyor. Arka bölümde bu şekildeydi. Gelin beraber ön tarafa doğru geçelim. Koltukların baldır desteği biraz eksik. Yani koltukların aslında oturma bölümü kısa. Biraz daha uzun olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama yumuşaklı güzel koltuğun. Yumuşak bir koltuk. Type-C'den ben yol boyunca aracımı şarj ettim. İniş desteğimiz de bulunuyor bu arada. Klima bölümümüz aynı. Manuel kontrolü olduğu için de kullanmak çok güzel. Direksiyon sıvımız da bu araçta standart olarak bulunuyor. Evet, sizlere arkadaşlar şöyle dörtlülerini de göstereyim. Çok güzel olmuş dörtlüleri. Biz bu arada test sürüşüne geçelim. İçeri doğru geçelim. Motor bölümünü sizlere göstermiyorum. Çünkü 1.5 dizel, EAT8 birebir her şey aynı. Arkadaşlar sürüşümüze başlıyoruz. Gördüğünüz üzere klimamız son seviyede. Çünkü bugün Sakarya'da 27 derece bir sıcaklık var. Şimdi ben birazdan klimamı kapatacağım. Sizlere burada bir 0-100'ü göstereceğim. Sonuçta bir test aracındayız ve bu test aracının performansını sizlere göstermem lazım. Bizim yolumuzda her aracı test ettiğimiz bu yolda 1.5 dizel bu aracımız EAT8 şanzımanla beraber nasıl performans sergiliyor beraber görelim. Ya şunu söyleyeyim arkadaşlar, göğüste gördüğünüz üzere küçük bir değişim var ama şu direksiyonun yatıklığı, şu direksiyonun böyle güzelliği benim bu araca anında alışmama sağladı. Her araçta bunu yaşamıyorum. Kesinlikle yaşanmıyor. Tabii ki dry modumuz var. Bakın burada bir sürü ayarlarımız var. Dry modda spor da isterdim ama tabii ki bir ticari araçta olduğumuz için normal modda başlamak zorundayız. Herhangi bir spor modumuz yok. Dörtlerimizi yakıyoruz. Kimseye herhangi bir zararımız dokunmasın. Aracımız D'de. Her şeyimiz şu anda hazır. Kadranda da zaten sizler hızı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Ayağım dipte. Evet. İlk devirlenme biraz geç oldu. Ama sonrasında güzel hızlanıyoruz. 3. vites. 4'e attık. Dörtlerimizi şu an kapatabiliriz. Ve 100'ü gördük. 0-100 saniyesini ben sizlere alt bölüme yazıyorum. Şimdi biraz daha hızlanıp aracın performansını hem de aslında yolda ne kadar stabil duruyor onu da görelim beraber. Burada gördüğünüz üzere kimseye rahatsızlık vermiyoruz. Ayağım dipte. Herhangi kaldırmıyorum ayağımı. Devam ediyoruz. Yavaştan gazdan çekeceğim. Ve bırakıyorum. 156. Aslında arkadaşlar giriş seviyesinde bir hızlanma sağlamış olduk. Bunu şöyle de kıyaslayabiliriz. Daha öncesinde biz burada bir Volkswagen Caddy ile Toyota Pro AC hızlanmalarını denemiştik. Aslına bakarsanız aynı motor şanzımana sahip olan bir araçtı. Hızları oradan da kontrol edebilirsiniz performansları. Burada ortalama seviyede bir performans var. Ara hızlanmalarımız nasıl ona bakacağım şimdi. Şimdi bir de bizim her zamanki yolumuzda şöyle birazcık virajda bu ticari olmasına rağmen nasıl bir performans sergileyecek ona bakalım. Ha, güzel döndü. Çok hafif bir yatmayla beraber.
Evet, gayet güzel döndü bu arada. Hiç rahatsız etmedi arkadaşlar. Hafif böyle bir tabii ki yüksekliğimizden kaynaklı eğilme bükülme oldu ama rahatsız etmeden dönebildi. Şöyle solu rahatlayalım. Ve sürüşümüze devam edelim. Şimdi bu arabanın içinde şöyle hissediyorum. Bakın her arabada her durumunu söylemem. Sanki ben bununla 10.000 km yapmışım da bu arabayla hep berabermişim gibi hissediyorum. Çevreyi müthiş görüyorum. Bu arabayı kesinlikle sürmelisiniz. Nedense öncekinde bu kadar iyi hissetmemiştim. Yani bu yerleşimden dolayı mı kaynaklandı bu durum bilmiyorum. Direksiyon sanki biraz daha eğimli yerleştirilmiş gibi hissettirdi bana. Kadranı perdeleme kısmı yok denecek kadar az. Perdelediği kısımda sizi pek ilgilendirmiyor. En alt bölümdeki kısım. Orada herhangi bir şey yok. Aslında ayarı biraz daha yapsam, koltuğum en dipte şu anda. Biraz daha yükseğe alsam tamamen kadranda net göreceğim. O konuda bir problem kalmamış. Bunu sizlere rahatça söyleyebilirim. Zaten bunu artık Peugeot yavaş yavaş çözüyor. Hatta yeni gelecek 3008'lerde çok daha güzel formda tamamen böyle yekpare bir ekranla göreceksiniz ve aslında o hiç engellemeyecek sizin görüşünüzü. Buna alıştığınızda da bu sizin görüşünüzü çok rahatlatıyor. Şimdi ayna ayarlarımı ben tam olarak yapmamışım. Şöyle ayna ayarlarımı dışarı alıyorum. Ayna ayarlarına bakarken de kör nokta uyarı sisteminin olduğunu da görmüş oldum. Bizim her zamanki yolumuzda sürüşümüzü yapacağız. Evet, aynalarımızı. Bu arada ayna ayarınızı yaparken size bir tüy olsun. İç bölümü arka kapının, yani bu kapı kolunun ucunu görse sizlere yeterli. Olabildiğince dışarı almaya özen gösterin, yoksa kör noktanızda araçlar kalabilir. Şöyle sağ aynamı da ayarladım. Bu arada iki tarafta da kör nokta uyarı sistemlerimiz bulunuyor. Bunlar arkadaşlar standart olarak bu araçlarda var. Bunu unutmayın kesinlikle. Çünkü eskiden böyle ekstra opsiyonlar, ekstra paketler almanız gerekebiliyordu bazı modellerde. Bunda driver assist'i açıyorsunuz. Şöyle hız sabitleyicinizi aktif ediyorsunuz. Bakın önümüzde bir kamyon atladı, hemen frenini yaptı. Kadranlarımızı arkadaşlar farklı bir yerde değiştiriyoruz. Bakın şu arka tarafta bir tuş var. Bu tuşa bastığınızda şöyle kadranlarımızda değişim oluyor. Kadran temalarında. Evet, şu anda adaptif cruise kontrolü çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şeritten çıktığınızda hop sizi içeriye alıyor. Arkadaşlar bu arada ekranımız da aynı şekilde yenilendi. Hemen kısa yolda şuradan araca bastığınızda işte şerit koruma özelliğini, aşırı hız uyarısını ya da auto start stop, yani aracın işte ışıklarda stop edip çalışmasını sağlayan sistemi hemen iptal edebiliyorsun. Ekstra olarak neler var? Şerit koruma özelliğimiz, durdur başlat, fren kontrolleri, aşırı hız kontrolü, bu tarz tüm ayarlarımız var bu ekranda. Biraz performansını göstereyim. Sonrasında sizlere şerit takibi de anlatacağım. Yakıt hızı dönüş yolumuza bakarız beraber. EAT8 müthiş çalışıyor ya. Gaza dokunduğunuz anda hemen vites düşürüyor. Sürekli hazırda bekliyor. Sizlere şunu da göstereceğim. 8. viteste bakın şu an 8'e attı. 100 ile giderken araç tam 1600 devirde. Tam bir uzun yol aracı. Geçen videoda tam buralarda böyle ses yalıtımı atmıştık. Biraz da trafiğimiz yoğun. Trafiğimizin... Evet, bu arkadaş bir anda sağa sinyal verdi. Tır sola sinyal verdi. Müthiş bir trafiğimiz var. Sağa sinyal vermesine rağmen geçmiyor. Evet. Şimdi ses yalıtımı atmak istiyorum. Şöyle 120-130'larda ses yalıtımı bu araçta önemli. Telefonum bu arada kablosuz şarjda. Direksiyon delilerden oluşuyor. Dokundukça dokunasınız geliyor. Yukarısı standart bir deri de, alt tarafta GT amblemleri. Şimdi içeride şu bölümdeki doku da değişmiş. Böyle Alcantara'ya benzeyen bir hissiyat verilmiş. Ama Alcantara değil tabii ki. Farklı bir hissiyatteki malzeme ama bunun olması da güzel. Klimamız sürekli açık bu arada. Hep aktif olarak kullanıyoruz. Bu bölümlerde plastiklerimiz elbette ki var. Bu araç ticari arkadaşlar, bunu unutmayın. Konforsuzluk olarak şu ara kadar böyle belirgin bir konforsuzluk yaşamadım. Evet, sonunda yolumuz açıldı. Öndeki arkadaş da yolu açarsa, evet, şimdi mesela bakmak istiyorum. Şöyle 8'e alıyorum aracı. Bir dinleyelim bakalım. 125'te giderken, yani otoban hızında giderken 2100 devirde ilerliyor bu arada, 125'le 126'yla. Siz de benimle beraber dinleyebilirsiniz. Arkadaşlar sizlere şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani önceki drifter kullanmış biri olarak
Ayrıca sizler de bir Rifter kullanıcısınız, gelin bunu kullanın dediğimi çok net anlayacaksınız. Şu virajı da es geçmeyelim. Evet, güzel bir şekilde döndü. Herhangi korkutmadı. Kesinlikle ve kesinlikle ses yalıtımında gelişme var. Normalde makyajlarda böyle ses yalıtımında değişme olmaz. Bir ticariye göre oldukça sessiz. Yani çünkü 120'de gidiyoruz. Bizim burası Boğaz'dır. Bakın ağaçlara baktığınızda rüzgarlı olduğunu da anlayacaksınız. Yol sesi de aşırı derecede gelmiyor. Çok iyi. Ses yalıtımı kesinlikle gelişmiş. Mesela kediyle kıyaslarsak kediden daha iyi bu ses yalıtımı. Performansın bir tık daha insan olmasını istiyor arkadaşlar. Ya tabii 130 beygir haliyle ticari bir araç, belki ben sürekli performans araç kullandığım için de böyle hissediyorumdur, ama bir tık daha performans olsa çok güzel olur. Şanzıman ama hiç hata yapmıyor. Yani böyle azıcık gecikeyim, azıcık işte geç kavrayayım. Hiç öyle bir şey yok. Müthiş ya şanzımanı. Bu aracı bir test etmenizi istiyorum. Vaktiniz olduğunuzda Sakarya Ekin Otomotiv'e gelin. Buradaki arkadaşlar sizlere yardımcı olacaklardır. Şunun böyle bir sürüş hissiyatına, çevreyi nasıl gördüğüne bir bakın. Bu arada amcamız ters yönden geliyormuş. Bize kötü kötü bakıyor ama. Şöyle yolu bağlanalım. Arkadaşlar ses yalıtıma bakmış olduk bu sayede. Şöyle bir de virajına döndükten sonra çok rahat arkadaşlar. Viraj konusunda da bir problem yok. Çukurlara bakmak istiyorum. Böyle bulduğum tüm çukurlara gireceğim ve sizlere onu anlatacağım. Öncelikle bir yakıt bölümüne gelmek istiyorum. Bu aracın yakıtını bir sıfırlayalım. Şu an daha yeni olmasına rağmen ne yakacak bakalım, merak ettim. Evet, şu anda bakın yakıtını sıfırladım. Bundan sonra biraz daha sakin ilerleyeceğim. Şöyle hızımızı 100'e aldım. Burası çünkü çukurlu bir yer. Size burayı göstermem lazım. Bakın şimdi. Şimdi arka bölüm, yani ön bölümde herhangi hiç problem yok. İşin garibi içeride trim sesi de yok. Yani şu an tabii ki sıfır bir aracın içindeyiz ama ilerleyen zamanda ne olur beraber göreceğiz. Ancak trim sesi şu anda içeride yok. Genelde ticarilerde trim sesi olur. Dediğim gibi bir test etmenizi öneriyorum. Yani özellikle ticari kullananlar bunu test edebilir. Evet, bakın şu durum var. 3008 kadar sessiz değil. 3008 kadar konforlu değil. Ama siz burada bir zaten 3008 almıyorsunuz. Bir SUV almıyorsunuz. Bir ticari olarak aldığınızı düşünün. Çünkü fiyatlar %15 ÖTV'li bu aracı sahip alıyorsunuz. Yani uygun fiyatlara sahip alıyorsunuz bir nebze daha. Ama size sürüş hissiyatı olarak, sürüş konforu olarak, sürüş yüksekliği olarak bir SUV formunda sunuyor. Bu ekranımızda ise tabii tamamen yenilenmiş. Dediğim gibi bunun iç, yani sadece görsel bir yenilikten ziyade işlemcisi de farklılaşmış. Bu sayede biraz daha hızlanmış bu ekran. Onu sizlere açık söyleyebilirim. Burada ses sistemine de beraber bakalım. Şöyle bakın, 3 parmağınızla ekrana dokunduğunuz anda bir menü daha açılıyor sizlere. Burada ADAS, ayarlar, medya, mirror screen, yani bunda Apple CarPlay de var. Şöyle medyaya gelelim. Bir Metro FM açık. Ses sistemimizi denemek istiyorum. Bas vurma potansiyeli var gözüküyor. Bir ayarlarını yapayım, hemen geliyorum. Evet, şimdi ses sistemini sizlere göstereyim. Bakın ayarlarını da yaptım. Ses sisteminde de farklılık var. Hoparlörler çok daha güzel bir hale gelmiş. Normalde ticarilerde bu kadar güzel olmazdı. Ama tabii ki yine bir binek formunda değil. Bunu unutmamak lazım. O arada kalmış bir seviyede ama müzik dinlenir. Bununla keyifli bir şekilde müzik dinleyerek sürebilirsiniz. Bayağıdır aslında sakin kullanıyorum. Yani şu anki bastığım gibi hiç gaza basmadım. Rota 1'in yakıtına bakalım. Yani 8 km sürmüşüz ve 4.7 yakıt gözüküyor. Aslında çok düşük bir değer. Yani böyle ortalama 90'la ilerledim ama. 4.7 güzel değer. 100 ile gittiğinizde de bence bu arabayla yakacağınız değer, böyle uzun yolda 110'la falan gitseniz 5.5 litre civarında yakacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu araçta aslına bakarsanız, özete gelirsek şunu söyleyeyim ben sizlere. Yeni bir Rifter aldığınızda ne olacak? 1. Ses yalıtımı bence belirgin bir şekilde gelişmiş. Evet, binek bir 308 kadar iyi değil ama çoğu ticariden daha iyi bir hale gelmiş. Bir ticari alıyorsunuz sonuç olarak burada. İçeride ekranınızın kesinlikle hızı değişmiş ve ekranın tarzı da çok değişmiş arkadaşlar. O bir ekran böyle biraz daha işte yanlarda çok fazla çerçevesi olan, çok hızlı olmayan bir ekrandı. Burada kesinlikle gelişme var. Kadranınız çok daha net bir hale gelmiş. Önceki versiyonda dijital var mıydı tam hatırlamıyorum ama manuel kadran vardı ve benzer durumdaydı. Burada işin güzeli, sizin görüşünüze de hiç etkilemiyor. Yani sürüşte kadranı net bir şekilde izleyebiliyorsunuz.
adaptif kruz kontrolü, işte çarpışma önleyicileri ve tüm güvenlik ekipmanlarına standart olarak sahip olmanız da güzel donanımlardan biri. Konfor da beni açıkçası rahatsız etmedi. Özellikle arkada oturanı aslında bakmak lazım. Çünkü ön taraf genelde bu araçlarda iyi oluyor. Arkaya bakmak gerekiyor. Ve çukurlara girdiğinizde de, hani çukura düştüğünüzde, bakın şu an bir gireceğim. Hani o büyük sesler, farklı sesler, işte trimler, bunlar bu araçta şu an duyulmuyor. Tabii ki ilerleyen kilometrelerde olacakları hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi tüm araçları bu şekilde test ediyoruz. Tüm araçlarda ilk anlarda trim sesi çıkaranlar var mı? Elbette ki var. Sürüş hissiyatı güzel geldi. Performansının ben bir tık daha yüksek olmasını isterdim. Ya 1.5 dizel güzel bir motor. Arıza yapmayan, problem çıkarmayan motor. Evet, öndeki tofaşçı arkadaş lastikleri bildiğiniz kabak halde. Bayağı yanlayarak gitti ya. Arkadaşlar görüşünüz müthiş derecede güzel. Yani bir araba almak istiyorsunuz ve hani ben etrafı rahat göreyim, böyle ferah ferah yolculuk yapayım diyorsunuz. Evet, o araba bu araba. Kesinlikle bunu ayrıca atlayacaksınız. Uzun yola tatile gideceksiniz. Biraz sert girelim kasisi. Esniyor. Yani o işte sert bir süspansiyon olmadığını gösteriyor sizlere. Evet, genel olarak sevdim. Yani bir makyajla yapılabilecek en fazla şey bu araca yapılmış. Eski lifter'dan yenisine geçtiğinizde kesinlikle farklılık hissedeceksiniz. Arkadaşlar, sürüş için Peugeot E2'ne teşekkür ederim. Sizler de denemek isterseniz burada dilediğinizce tüm Peugeot modellerini kullanabilirsiniz. Bence dediklerime hak vereceksiniz. Bir sürüp yorumlara yazmanızı da istiyorum bu arada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda başka araçları görüşmek üzere. Belki bu aracın yakında elektrikli gelir ve elektrik versiyonunu kullanırız. Onun performansı çok daha güzel olacaktır.